Herkese merhabalar. Melati Yemekleri Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle havuçlu kurabiye tarifi paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi görseli, görüntüsü mükemmel bir tarif. Görüntüsü kadar lezzeti de gerçekten çok güzeldi. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Yeni ve değişik lezzetli, görseli güzel tarifler arıyorsanız eğer doğru yerdesiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim ve kurabiyem yapmaya başlıyorum. 3 adet havucum vardı. Rendenin ince tarafında rendeledim. Tavamın içerisine aldım ve üzerine toz şekeri döküp biraz fokurdadıktan sonra nişastayı dökmem gerekiyordu. Ben nişastayı şaşırdım. Önce döktüm ama sorun yok. Sadece dibine yapışmaması için başında ayrılmadım ve toz şekerini döküp biraz fokurdadıktan sonra nişastasını ekleyeceğim. E, piştikten sonra en son vanilyasını üzerine döküp e, soğumaya bırakacağım. Kurabiyemiz birazcık uğraştırıcı el oyalayıcı yani emek isteyen bir tarif ama kesinlikle değer diyorum. E, sonuçtan memnun kalacaksınız. Gördüğünüz gibi havuçlarımı pişirdim. Blender'dan geçirdim. Kıvamı şu şekilde ve bir kenara alıp soğumaya bırakıyorum. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamuru için margarinimizi Hamur yoğurma kabımın içerisine aldım oda oda ısısında yumuşamış e, nişastamız pudra şekerimiz yoğurt yumurta sıvı yağ ve iç harcımız bütün malzemelerim hazır önce nişastayı ekliyorum pudra şekeri malzemelerin ölçüsünü açıklama kısmında yani info bölümünde yazacağım için ölçü vermeden sadece söylüyorum. 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta ve 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağımı da ilave ettikten sonra elimizle iyice yoğurarak krema kıvamına gelinceye kadar bütün malzeme birbirleriyle birbiriyle özleşinceye kadar yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi iyice yoğurdum. İstediğim kıvama geldi. Şimdi ununu eklemeye başlıyorum. Ununu azar azar ilave edeceğim. Şu şekilde yoğurdukça fazla koyu kıvamlı bir hamur olmayacak. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olacak. Azar azar ilave ederek unumu veriyorum. Toplamda benim e, hamurum 4 buçuk su bardağı un aldı. E, sizinki unun markasına göre yumurtanın büyüklüğüne göre değişebilir. O yüzden temkinli bir şekilde azar azar ilave ederek hamurumuzu yoğuruyoruz ve şu kıvama gelinceye kadar yaklaşık şöyle gördüğünüz gibi iki eşit bezeye ayırıyorum. Bu arada kurabiye hamurlarını çok fazla yoğurmamak gerekiyor. Yoğurdukça o yağ elinizin ısısıyla eriyip daha fazla un alacaktır. Hamurumdan bir parçasını iki yağlı kart arasına aldım ve şu şekilde açtım. Tepsi büyüklüğünde fazla kalın olmayacak ikisini eşit büyüklükte açtım ve içerisine hazırladım ve soğuyan havuçlu harcımı her yerine eşit gelecek şekilde yayıyorum. Harcımızdan bir yemek kaşığı bir kenara ayırıyoruz süslemede kullanmak için. Yağlı kağıt arasında hamuru açmak biraz zor olduğu için tezgahınızın üzerine biz bir bez serip sonra yağlı kağıtları yerleştirirseniz daha kolay açacaksınız. Ben öyle yaptım. Şu anda görüntü de yok. Diğer parçayı da alıp tam üzerine denk gelecek şekilde yerleştirdim. Yağlı kağıtla birlikte kaldırdım kurabiye hamuru gevrek bir hamur olduğu için elinizle eğer kaldırırsanız dağılacaktır şu şekilde yerleştirdim elimle birazcık bastırıyorum arasında hava kabarcıkları varsa almak için ve bir su bardağıyla veya elinizde değişik aparatlar varsa herhangi bir kalıpla şu şekilde daireler halinde kesiyorum gerçekten mükemmel bir tarif o havucun tadı lezzeti görüntüsü ee, hamurun ağızda dağılışı çok güzel ve her bardakla kestikten sonra bardağın ağzını siliyoruz ki tekrar yapışmasın. Evet bütün hamurumu bu şekilde keseceğim. Bardaktan çıkardıktan sonra şu şekilde elinizle kenarlarını birazcık düzleyelim. Ve herhangi bir içecek kapağıyla şöyle desenler verelim bütün kenarına eşit aralıklarla kapak yardımıyla desenleri veriyoruz. Ve baş parmağımızı hamurun tam ortasına koyup diğer boşlukta kalan kısımları birleştirip yapıştırıyoruz. Ve yine kapak yardımıyla kenarlarına da aynı desenden yapıyoruz. Çok şık kokoş kurabiyelerimiz o yüzden her tarafı süslü. Evet bu şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bütün hamura bu işlemi uygulayacağım. Evet bütün hamura aynı işlemi uyguladım. Gördüğünüz gibi bir tane daha gösteriyorum. Parmağımı tam ortasına koyup kenarlarını düzeltip fırın tepsisine yerleştirdim. Tam bir tepsi çıktı. Ve kalan hamurlarımızı atmıyorum. Onları da şu şekilde elimle rulo şeklinde yuvarlayıp bıçak yardımıyla üzerine çizikleri atıyorum ve toz şekere bulayıp ayrı bir fırın tepsisine yerleştiriyorum. Gerçekten hem rengi, lezzeti çok güzel oluyor. Havucun rahiyası lezzeti çok güzel. Çizikleri atıp fırın tepsisine diziyoruz. Bundan da ayrıyeten yine bir küçük tepsimiz oldu. Diğer hamurumda hazırladım, ee, hazırladım iç harçtan bir yemek kaşığı kadar ayırmıştım. Ondan minik nohut büyüklüğünde parçalar alıp elimle yuvarlayıp e, kurabiyelerin tam ortasına yerleştiriyorum. Bunları yerleştirdikten sonra buzdolabında yarım saat dinlendirmemiz gerekiyor hamurumuzu iyice soğuması lazım çünkü e, eğer direkt atarsak fırına kurabiyelerimizin şekli bozulacaktır ve 15 dakika sadece 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Üzerini kızarmasını beklemenize gerek yok. Ee, i̇lk çıkardığınızda size yumuşak gelecektir ama kesinlikle değil. Soğuduktan sonra kendi gevrekliğini tekrar kazanacaktır. Bu şekilde bütün kurabiyelerin ortasına yerleştiriyorum. Ve Arjantin şekerleriyle süsleyip buz, önce buzdolabına sonra fırına gönderip pişiriyoruz. Şekerlerini de yerleştirdikten sonra çiçek gibi oldu kurabiyelerimiz. Gördüğünüz gibi hepsini yerleştiriyorum. Evet kurabiyelerimiz hazır fırına gönderiyoruz. Kurabiyelerimiz pişti gördüğünüz gibi çok lezzetli güzel oldular. Ve şekli görseli kesinlikle değişmedi. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.